hizmet sözleşmesinden, iş sözleşmesinden doğan koruma, gözetme yükümlülüğüne aykırı davranmaktan dolayı sorumludur. Bakın bunun şöyle bir önemi var. Ne önemi var haksız fiilden mi, sözleşmeden derseniz. Murat Hocam demin dedi ki, Belçika'da mobbinge maruz kaldığını ispat etmesi aranmıyor. Tam tersine mobbingi uygulayanın yapmadığını ispatlaması aranıyor dedi. Biz şöyle diyoruz. Sözleşmeden doğan tazminat davranıyor. Sözleşmeye dayanarak tazminat davası açıyorsanız sizin karşı tarafın, yani borca aykırı davranmış, sözleşmeyi ihlal etmiş kişinin kusurlu olduğunu ispat etmeniz gerekmez. Mobbing bakımından işverenin kusurlu olduğunu ispat etmeniz gerekmez. Ya ne yapacak? İşveren kendisinin kusursuz olduğunu ispat edecek. İspat yükü çok önemlidir. Demir Hocam da belirtti. Çok önemli bir husus o. En sıkıntılı husus burada mobbing ispatlamaktır. Mesela haksız bir teşkil ediyorsa mobbing, diğer tarafın mobbing yaptığını, kusurlu olduğunu siz ispatlayacaksınız. Nasıl ispatlayacak? Allah'tan yargıda güzel bir ölçü getirdi. Kanaat verici davranışlar ama kuvvetli olmak kaydıyla. Mesela bir Yargıtay kararında, şuradan hemen okuyayım size, cinsel tacizle ilgili mobbing kapsamına sokmuş. Temad ettiği için depresyona girdiği sonrasında da bir takım sonuçlar olduğu için bu mobbinge dönüşmüştür diyor. Davacının taciz olayını insan kaynaklarına bildirerek amiri konumundaki genel müdürden şikayetçi olarak gerekli tedbirlerin almasını istemesi, arkadaşlarına olayın ayrıntılarını ve gizli yönlerinin anlatması, yaşamış olduğu psikolojik bunalım ve depresyon teşhisi nedeniyle alınan doktor raporları, olayın yaratmış olduğu neticeyle performans notunun düşük göstermesi, o tarihe kadar 6-7 yıllık çalışan hem 90 almış ama o sene sicil notuna 67 mi vermişler, öyle düşük bir not vermişler. Bunlar diyor ki davacının iddialarının ciddi ve olayın gerçekleştiği konusunda kanaat oluşturmaktadır diyor. Yani illa %100, hatta şurada onu da belirteyim okuyup, cinsel tacizin ispatlanması sorunun çözüm noktasında işin en zor yanıdır diyor. İspat en zor yanı. Olay çoğu zaman fail ve mağdur arasında yaşanan bir eylem niteliğindedir. Dolayısıyla sadece mağdur tarafından yaşananlık bir olayın inandırıcı biçimde ortaya konulması büyük güçlük arz etmektedir. Onu nasıl hafifletiyoruz? İşte ancak bu yolla hafifletebiliyoruz. Kanaat uyandırıcı davranışlar, ikna edici hakimler o yönde kanaat hasıl ediyorsa diyoruz ki mobbing gerçekleşmiştir, ispat yükünü yerine getirmiştir. Ama sözleşmeye dayanırsanız bunu artık kusursuzluğunu karşı taraf ispatlayacak. Mesela özellikle soruşturma hadiselerinde işe gerçekten saf sakladığını, yerine getirmediğini, iş arkadaşlarıyla kavga çıkardığını, onlara hakaretler ettiğini, iş huzurunu bozduğunu vesaire bu şekilde yapması gerekiyor. Şimdi bunlara karşı memursa nerede dava açacak onu da belirtelim. Kural olarak memurlara karşı yapılan şeylerde kamu tüzel kişiliğine karşı açılması gerekli davanın. Burada da anayasanın 125. maddesi ve devlet memurları kanun 13. maddesi gereği orada açılması gerekir. Ama Yargıtay'ın benzer olaylarda verdiği, mobbingle ilgili bir karar var, ona da diyeceğim. Ama başka olaylarda memur sıfatı taşıyan kişilere karşı açılacak davalarda şu yönde kararları var. Ağır kişisel kusur teşkil ediyorsa doğrudan şahsın kendisine açılabilir. Yolda da hocamla konuşmuştuk. Kocaeli Hukuk Fakültesi'nin dekanı bir araştırma görevlisine, yanlış hatırlamıyorsam, mobbing uyguladı. Yurt dışına gitmek istiyor, görevli olarak kararlanacağı zaman çekimsel uygulandı ve daha sonrasında da tekrar gündeme geldiğinde bu tavrı sürdürünce mahkeme bunu mobbing kabul etti. Arkadaşımız bunu genel mahkemede, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtı, tazminat davasını ileri sürdü ve tazminat kazandı. Yani devlet memuru konumda olmasına rağmen dekan. Demek ki bu tür olaylarda ağır kişisel kusur olarak nitelendirilebilirse Asliye Hukuk Mahkemelerinde de bu davanın açılması mümkün. Ama aslında kural olarak bunun dışındaki hallerde kamu tüzel kişiliğine karşı açılması gerekli. Benim elimdeki kararlardan birinde valiliğe karşı bir personel amirleri tarafından mobbinge maruz kalmış. Vali Sağlık Bakanlığı'ndan talepte bulmuş. O da valiliğe yönetmiş. Davada valiliğe açılmış. Danıştay'da, İdare Mahkemesi ardından da Danıştay'da bu tavrı onaylamış ve tazminata mahkum etmişler. Tabii bu davalar nerede açılabilir? Tazminat davaları bakımından bizim kanunumuz kişi hakkının ihlalinde açılacak davaların davacının veya davanın yerleşim yeri mahkemesinde açılabileceğini kabul ediliyor, etmektedir. Ama bu emniyetçi müteklidir, buna ilaveten haksız fiil teşkil ettiğini kabul ediyorsa haksız fiilin işlendiği yer mahkemesinde de açılabilir.
Eğer sözleşmeden doğan bir dava açıyorsak, sözleşmenin ifa edileceği yeri ya da akdedildiği yerde de bu dava açılabilir. Zaman aşımına gelince hangi süre içerisinde açmalıyız? Bu bir haksız bir teşkil ettiği kabul edilirse, özellikle devlet memurları bakımından böyle söylüyoruz çünkü bir sözleşme ilişkisi yoktur. O zaman faili ve zararı öğrenmesinden itibaren bir yıl içerisinde, genellikle bu gibi durumlarda fail de bilinir ama zarar temad edebilir, devam edebilir. Tam olarak ne zaman öğrenilirse ondan itibaren bir yıl içerisinde açılması gerekir. Her halükarda fiilin işlenmesinden itibaren 10 yıl içinde açılması gerekiyor ama yeni kanun bunu o kısa süreyi, 1 yıl süreyi 2 yıla çıkardı. 1 Temmuz'dan itibaren bu uygulanacak. Sözleşmeye dayananlarda ise ücretle ilgili olmadığı için hizmet sözleşmeleri bakımından 10 yıllık genel zaman aşımı süresine tabidir diyoruz. Ben daha fazla sabrınızı zorlamak istemiyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Murat Doğan Hocama açıklamalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bir iki cümleyle zaman daraldığının farkındayım. Soru cevaba geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mobbing ceza hukuku açısından Türk Ceza Kanunu insanlara karşı yapılan etkili eylem, yani yeni Türk Ceza Kanunu 86. maddesinde insanın ruhsal durumunun bozulmasına sebep olmakta ona bir eylemdir. Cismani doğrudan doğruya bir zarar gelmese bile mobbing neticesinde o kişinin ruhsal durumu, eskiden ruhsal halinde teşebbüh şeklinde bir tabiri vardı. O şekilde olduğunda, yani 86. maddeye aykırılık teşkil eder diye bu kanıtlandığında hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılıp ağırca süresi uzunca olan hapis cezalarına mahkum ediliyor. Tabii mobbing insanların bir insan hakkı ihlalidir şeklinde tarif edebiliriz. Değerli hocalarımın bu ispat yüküyle ilgili bir konuda ben de doğrusu takıldım. Bizim öğrendiğimiz bir şey, herkes iddiasını ispatla sorumludur. Olumsuz bir şeyin ispat edilmesi çok zor. Yani birisine sen bu işi yapıyorsun dediğinizde yapmıyorsa yapmadığını ispat etmek için fazla bir delil bulabileceğini sanmıyorum. Orada sıkıntı doğabilir. Mobbinge Türkiye'de de belki istatistiklerin daha yüksek istatistiklere girmeyen fazla mobbing olayının olabileceğini düşünüyoruz. İşsizlik ortamında işi kaybedeceğiz korkusuyla bu mobbinge maruz kalanların bunu açıklayamadığını düşünüyoruz. Bu iş yerlerinde gerek kamu kurumlarında gerek özel iş yerlerinde çok büyük kayba neden oluyor. Hem insanların sağlığı bozuluyor hem de verim azalıyor. Bu da kalkınma çabasında olan ülkemiz için çok zor ve büyük bir olay. Neden yapıldığını anlamak için yine onun da psikolojik olarak izahı gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir daire amiri personele mobbing uyguladığında onun çalışma kapasitesi düşecektir. O iş yerinin veya o kamu kurumunun başarı şansı azalacaktır. Onu yakalayabilmek için tam tersine mobbing uygulamaması gerekir. Yine aşağıdan yukarı diye tarif edilen mobbingde alt taraftakinin üst taraftakine uygulanması vardır. Ama en çok olması muhtemel kıskançlığa dayalı diyebileceğimiz bir mobbing var ki kendi yerine gelebileceğini düşündüğü, kendinden daha yetenekli gördüğü, daha başarılı gördüğü, ümit veren bir çalışanı bezdirme, bezdiri dedi Sayın Hocam, bu şekilde isimlenmiş, canından bezdirme derler burada. İkrah getirdi, gınağı getirdi derler. Sürekli olarak yapılmasını ifade eder. Bu da tabii verimi fena halde düşürür. Bu bütün kurumlarımız için zararlıdır. Bunun nedenlerinin ruhsal bir hastalık olduğu söylenebilir. Ama insanların insan hakkı dediğimiz vazgeçilmez hakkı ki hocam belirttiler. İnsan o hakkından kendisi de vazgeçemez. Yani bir insan hakkı ihlal ediliyorsa ben ihlaline razı oldum demek ihlal edeni kurtarmaz diye biliyoruz.
Vakit itibariyle bizim açıklamalarımız bunlar. Sorular olursa soruları bekliyoruz hocalar ve bize de soru olursa yanıtlamaya hazırız. Teşekkür ediyorum. Ya çok iyi anlaşıldı ya da mobbingi açıklama dediğimiz deminki güçlük sebebiyle hiç kimse bir şey söylemiyordur. İnşallah mobbing buralarda hiç uygulanmıyordur. Ama arkadaşlarımız bu konuda bilgilenmiş oldular. Soru olmadığına göre birkaç cümle söylemeler için hocaların... Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Gerçekten Osmaniye'de bulunmaktan, sizlerle birlikte olmaktan çok keyif aldığımı, çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Böyle güzel bir ortamda, ilginin iyi bir noktada olduğu durumda, mobbing gibi Türkiye'nin gündemine yeni oturmuş bir kavramı burada paylaşmak sizlerle, bizler açısından güzel bir duygu. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Bütün bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkısı bulunan herkese, Sayın Rektörümüze, Sayın Sendika Başkanımıza, Şube Başkanımıza, Baro Başkanımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Katılan bütün hazıruna çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, birkaç kez teşekkür ettik ama bir daha edeyim ben. Teşekkürden. İyi günler bitmezler bir arkadaş. Teşekkür de hakikaten marifet iltifatı tabi. Ben salonu da çok beğendim. Sağ olsunlar Rektör Bey'in de, sendika başkanımız da, baro başkanımız da ilgilerinden çok memnunuz. İnşallah faydalı olmuştur diye ümit ediyorum. Saygılar sunuyorum. Önce değerli bilim adamlarımıza, bu konuda bize destek veren üniversitemize, rektörümüze ve ekibine, sendikamıza teşekkür ediyor. Oturumu kapatıyoruz. Saygılar sunuyorum. Panelistlerimizi uğurlamadan önce kendilerine plaketlerini takdim etmek üzere Cumhuriyet Başsavcımızı, rektörümüzü ve Eğitim Birsen Osmaniye Şube Başkanımızı sahneye davet edelim. Değerli konuklar, programımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz.